Golcülerle birlikte aslında ben biraz Beşiktaş özelinde de değerlendirmek istiyorum e, derbiyi. E, 11, Abu 9 golü var. Cagne'nin 9, Belanda'nın 5 golü var. Evet. Bu noktada acaba kimler nasıl ne Şöyle şekilde Şöyle sorayım. Savaş'a sorayım mesela. Şu anda bir takım yapıyoruz. İlk 11'e oyuncu alacağız. Larin'i mi alırsın? Cagney mi alırsın? Larin'i. Düşünmesi de aslında e, <laughs> şey yapmak için yani normal düşünme Allah yani, diye çünkü, direkt e, larin demen gerekiyor. Sezon yani, başında. Gol sayıları aslında. Gol sayıları falan hepsi bir kenara bırakalım. Değil. Oyun takım oyunu oynaması, Beklerin üzerinde çıkması. Sezon başına baktığımız zaman, geçen sona gidelim. Üç tane golcü adayı sayıyorduk işte o zaman. Falka Vedat Muriç e, Sturic vesaire gibi farklı isimler sayıyorduk. işte. Söyledi unuttuk mesela. Söyledi unuttuk. Bu sene de mesela Şişte Okan Koç'un kulakları için Şu... Okan Koç'ta çok tartıştık. Cagne, ne Larin o zaman esamesi okumuyordu. Evet. Abu Bakar sakattan dönmüştü falan. Beşiktaş bu konuda hem Larin'den hem Abu Bakar'dan çok üst düzey verim alıyor. Nazar değmesin. Sergen Hoca bu oyuncuları evet. takıma kazandırabildi. E, takım oyunu da iyi oynuyor. Küsmek yok. Kenardan sonradan girip sonradan çıkıyor. Yani çıkması oyundayken e, üzerine koyarak giden bir Larin var. Bunda da Sergin Hoca'yı tebrik etmek lazım. Yani Futbolcu psikolojisini çok iyi biliyor. Oyuncu kazanmasını biliyor. Bir tek e, henüz kazanamadığı layıkçı var. Onda artık kendi düşünsün. Yani acaba ben e, hoca niye beni kazanamadı diye hiç kendi düşünmesi e, lazım. Tabii, Onun da tek sebebi galiba saha içi e, performans olmadığı için olabilir mi Yüzde yüz. Şöyle 100 söyleyelim 100. şimdi. hiç e, kendi da kendisi yüzdesin diyelim de. E, kim dedik ki? Galatasaray'ın golcüsünde? Cagne, Cagney ve Berhan'da. Cagney ve Berhan. Berhan da golcü değil aslında. Pozisyon itibariyle o açığı tamamlıyor. Evet. Ee, öbür tarafta Abu Bakar Lerin diyorsun. O yüzden dedim hani Galatasaray'ın golcülerim var. Gol atan adam başka bir şey. Skor veren adam başka bir şey. Golcü adam başka bir şey. Mesela takımda çok farklı isimlerin skora katkı yapması kıymettir. Ama bir de sizin asıl golcünüz vardır. Oradadır. Güven verir. Galatasaray bunu en son Gomis'te yaşadı. Atıyordu adam kardeşim. Sen topu ceza sahasında bir şekilde taşıyordun. Adam da atıyordu. Biliyordun yani Gomez orada vuracak, gol olacak ya da pozisyon olacak. O güvenli oynamak, o güçle oynamak başka bir şey. Ama öbür türlü bir maçta ya bugün Belhanda mı atar, Fegül'ü mü atar. Efendim defanstan Luinda mı çıkar, kafa vurur. Bu bunlar zor. Yani maç sıkıştığı zaman bütün takımın unsurlarının gol için çaba harcaması başka bir şey. Ama maçı sıkıştırmadan oynamak daha keyiflidir. Hı hı. Takımın özgüveni açısından. Dolayısıyla Beşiktaş'ı ben bu anlamda daha avantajlı görüyorum. Yani Abubakar ve Larin ki Beşiktaş, Abubakar'sız, Larin'siz oynadığı maçlarda da kazanmayı bildi, becerdi. Onlar da takım halinde hücum edebiliyorlar. Farklı organizasyonlarla gol buluyorlar. Özellikle o Atiba'nın varlığı onlar için çok kıymetli. Ben açıkçası hücum zenginliği açısından, pozisyon bulmasından Beşiktaş'ı daha avantajlı görüyorum. Ama aynı şekilde Beşiktaş'ın savunmasını da e, ciddi anlamda sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Vida'yı tekrar kazandılarsa herhalde e, bu derbide büyük ihtimalle Necip Stoper oynayacak görünüyor. Herhalde bir de Necip ikilisi olacak görünüyor ki e, şu da var ama e, Necip de e, Galatasaray'ın donku gibi özel bir adam. Nereye koysanız oynuyor, oynuyor. ve, ve benim de. E, Kadıköy'deki oh, son evet. derbide Necip Stoper'di. <laughs> bir hafta sonra yedekti işte. Sergen Hoca'nın da böyle bir özelliği var yani. Ama Sergen Hoca'nın böyle bir özelliği var da Necip de kardeşim ben burada oynadım. Işte. Niye demiyor. yedek kaldım o demiyor. iş demiyor. Şey işte yapmıyor. Bu, bu, bu o dengeyi, dengeyi bu kurabilmek de çok kıymetli. Yani birazdan yine geleceğim. Golcüler konusunda evet. Gomizi evet, örneğini verdin. Bir golcü sadece gol atmaktan fazla bir kişiydi. Fazla bir adamdı. Takım içindeki e, arkadaşlığı, golden sonraki sevinci, bir başka arkadaşı gol attığı zaman herkesin önce koşması. Hele ki ben Gomizi üzerinde bir şey var. Hiçbir zaman unutmayacağım onu. Karabük spor maçı. Türk Telekom Stadında oynanıyor. Maç 1-1 miydi? beraberiydi Berabereydi. 90 artı 3'tü. 4 kişinin arasından vücudunu kullanarak, ayaklarını kullanarak oradan sıyrıldı. O fotoğrafı hala saklıyorum. Ve yapmış olduğu asistle Maykon'da galiba golü attırdı. 90 artı 3'te maçı kazanan taraf Galatasaray oldu. Yani golcüden fazlaydı. Topu çalabiliyordu. Topu ayağında da saklayabiliyordu. Yani ben havadan geldi vurdum. Karşı karşıya penaltı, penaltı atıyor. Penaltıyı bilerek kaçırdı diyorlar. Gitmek böyle istediği Böyle bir şeye için. ben inanmıyorum. ya Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Bir futbolcu ekmek yediği yerde hani e, parasını kazandığı yere böyle bir ihanet edecek futbolcu ben, hele Gomezse hiç ben olmaz. Ben de inanmıyorum yok. da fikrini öğrenmek için sordum. Ya, o maçı canlı canlı izledim. Bir huzursuzluk bir şey vardı. Moralsizlik vardı futbolcuya. Çünkü bizim e, Süper kupa, süper Kupa maçıydı zannedersem ya Orada e, artık sözleşmesi bitmiş. E, sezon sonu e, kamp kötü bir şey getirmiş, Böyle e, gitmek isteyen bir gomiz yoktu. Orada istemiş olduğu bir şey vardı. Neydi bu istemiş? Daha önceki yönetim 500 bin euro bana bir zam sözü verdi. Ben de bu ligde bu kadar gol attım. 30'un üzerinde 29 gol attım. Bunu hak ettim. Vermediler. Sonra Fatih Hoca istemiyor ya geldi. O oldu bu oldu. Bundan sonra gitmiş gomiz. Evet komizden sonra yapılan transferler tartışmaya açık. Ama e, çok iyi izler bıraktı. Kısa sürede gomiz Galatasaray'da ciddi izler bıraktı. Bugün de baktığın zaman Larin'i Gomize benzetiyorum. İsim olarak attığı goller değil ama oyun sistemi etki anlamında. Etki anlamında. Bir bakıyorsun ki kanattan top taşıyor, orta yapıyor. E, Abu Bakar'a gol attırıyor, Güven varsa Güvene gol attırıyor. Yani bunları yapabilen bir oyuncu. E, bunu da yaptı. E, bu arada Şenol Güneş gibi e, hani kömürden elmas yapan bir hocanın elinde verim alamadığı lerinden şu an Sergen Hoca'nın alması, e, şu evet. performans çıkarması ben e, Sergen Hoca'yı Mesleki anlamda birçok yönden Şenol Hoca'ya benzetiyorum ki kendisi Beşiktaş'la daha özdeşleşmiş bir isim. Son derece güçlü bir hoca karakteri daha doğuyor şu anlamda söylüyorum. Zaten önemli ama yaşı itibarıyla hani daha genç bir hoca, çok daha fazlasını vaat ediyor bana yapabilecekleriyle. Hı hı. Camialar neden kendi içinden kendi teknik direktörünü Fatih Terim'ini çıkaramıyor diyorlar. Hep bu konu tartışılıyor değil mi? Uzun evet. yıllarda tartışılıyor. Evet. evet. Buraya en yakın şu anda yeni bir Fatih Terim olma yolunda tabii ki sezonun çok başı ya yolun çok başı. Önceki çalıştığı takımlara bakarsak Sergen Hoca'nın başarılı olduğu yerler var. Burada Beşiktaş'ta geçen yarım sezon bu sene yarım sezon oldu. Çok iyi yolda gidiyor. Şimdi bu maçta da kulübelere bakıyorsun. Fatih Hoca güven veriyor, korku salıyor. Sergen Hoca oyuncusuna güven veriyor kulübede. Oyuncusuna sahip çıkan bir Sergen Yalçın var. Bu zamana kadar da hiçbir oyuncuyla problem yaşadığını görmedik. Neden? Çünkü yıldız oyuncu. Yıldız futbolcunun dilinden çok iyi anlayabiliyor. E, futbolcuların ruh halini, psikolojisini çok iyi biliyor. Yaşamış çünkü o şey. Yani bazen futbolcuyu serbest bırakmak da gelebiliyor. Bazen fazla hür olmak da gerekiyor. Bu dengeyi sağlıyor. E, yıldız yedek, yani yıldız az, işte altyapı oyuncusu diye bir kavramı yok. Bu karşılaşmada... E, dört büyüklerde da... bak, dört büyüklerde forma giymiş bir Dört büyüklerde forma giymiş ama Beşiktaş'ın efsanesi. Hayır bak ya... şunu söylemek istiyorum. Dört büyüklerde forma giymiş, bir takım forması giymiş, çok önemli teknik adamlarla çalışmış ve zor bir futbolcu, zor bir karakter. Ama ben şuna inanıyorum. Sergen Hoca bir hatalarından ders almış. İki, kendisine nasıl davranılması gerektiğini istiyorsa mutlaka hocaların da ona karşı... Onun, oyuncuyken o, oyuncuyken hocaların ona karşı yanlış ya da hı hı. E, oyuncunun istemediği şekilde yaklaşımları, e, beklemediği şekilde yaklaşımlar olmuştur. Sergen Hoca'nın ben bunları son derece doğru bir şekilde süzgeçten geçirdim ve futbolculara ona göre yaklaştığına hı hı. inanıyorum. Bu arada konuyu şuraya bağlayayım. Sen e, Fenerbahçe üzerinden Erol Hoca Ferdi örneği verdin ya. Hı hı. Şimdi bazı oyuncular doğrudur yanlıştır. O senin bakış açın, ona saygı duyuyorum ama şimdi bazı oyuncunun başını okşarsın performans alırsın, bazısını sırtına vurursun performansını, bazısını sesini yükseltip performans alırsın. Yani her oyuncuya aynı şekilde yaklaşımda bulunup aynı sonucu alamıyorsun. Çünkü hepsi başka bir karakter. O yüzden e, eroloji ben o anlamda eleştirmiyorum. Yani Ferdi ile belki orada başka bir şey konuştular, başka bir beklenti vardı. Tekrar Sergen Hoca'ya dönecek olursam, Sergen Hoca futbolcularla doğru kanallar üzerinden diyalog kuruyor. İletişim kuruyor. Burada Hemen oraya ben bir bağlayayım küçük Tabii bir şey. Ya yani Teknik adamlar futbolcunun andirelini o anda terlemiş, bunun yaşı başı yok. Yani futbolcu orada işte Hı. 80'se 80, 80, 70, 70 bilmiyorum kaç dakika koşmuş, Hı. efor sarf etmiş, artık orada beyin e, zirve yapmış vaziyette yani. yani. Futbolcunun genci de, yaşlısı da, profesyoneli de, yıldızı da bir. Ya duymayacaksın Hı. ya da futbolcu ama futbolcu anda yapıyor bunu. Ben sana tek tek gönderirsen Caknesi de yapıyordu, Berlanda'sı da yapıyor, bu kaprisi yapan dünya kadar futbolcu var, her ya takımda evet. var. O anda ama e, yine söylerim Erol Hoca burada eleştiri anlamında değil ama Erol Hoca'nın Ferdi Kadıoğlu'na yayında kameralarında önünde yapması. Gel içeri soyunma odasında eğer bir ceza kesilecekse ya da fırça atılacaksa atabilirsin. Futbolcu da burada çok ağır suçludur yani. Şimdi sen Ferdi Kadıoğlu kendine sistem et kendine kız. Niye orada oyundan çıktığına dair mi yoksa kendine mi kızıyorsun? Ha burada i̇şte tek taraflı görmüyorum. orada. Orada, şu, o, yani. yok, orada şunu söylüyorum. Bu arada... Sürekli futbolcu üzerinden konuşuyoruz. Futbolcu işte eforu sarf etti. E, nabzı şu kadar oldu. Beyni oksijen evet. gitmiyor diyoruz. Bu arada derbiden çok da çıkmayalım. Hocalar da, evet. hocalar da aslında nabızları yükseliyor. Hı hı. Bu arada ben e, işin şu bölümündeyim. Olabilir maç içinde ama ertesi güne yansımıyorsa bu. Ben hiç de uzatmam hı hı. bu konuyu. Buyurun Biz beyin, de uzatmayalım o zaman doğru söylüyorsunuz. Peki Sergen Yalçın Fatih Terim dedik. E, zannediyorum sadece sağ kenarındaki hareketleriyle değil bir kere her şeyden önce bir taktik savaşı olmasını bekliyoruz ki Sergen Yalçın'ın yani. bugüne kadar yaptığı hamlelerle ne kadar fark yaratabildiğini gördük acaba e, Fatih Terim e, özelinde bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Teknik direktörler şöyle çok kısaca şimdi bir, bir Şöyle bir şey var. 5 oyuncu değişikliğinin olduğu yerde e, teknik adamlar için çok büyük bir artı oldu bu sene yani. Hı hı. O 3 oyuncu değişikliği bir tanesini mecbur yapıyordun sakatlık. Birini bazen kaleciden kullanıyordun ama beş tane oyuncu değişikliği 90 dakika yaydığın zaman bunu çok büyük avantajını görüyorsun ama kulübenin sağlam olması lazım. Şimdi iki takım kulübelerine bakıldığı zaman Sergen Hoca'nın e, kulübesi sanki Beşiktaş'a göre biraz daha iyi. Son durumu bilmiyorum ve cezaların durumu nedir. Ama e, çok önemli eksiği yok. Onu biliyoruz. Galatasaray'a geliyorsun, bakıyorsun şimdi kulübeye. Hamli oyuncusu diyebileceğin Kerem Sekitika, Donk kulübede olsa Donk Joker forvet atarsın, ortaya atarsın, geriye atarsın. E bir de Ali Yavuz kolun var genç golcü. Henüz daha göremedik. Belki, belki gerekli şansı bulsa bir patlama yapacaktı ki bence hala güven gibi bir hı hı. E, patlama yapabileceğini düşünüyorum ya yani şans bulduğu sürece. E bir taraftan da Beşiktaş'a bakıyorsun. Şimdi orta sahada Doruk Hanım var, Röse var, işte Mensaf var. Savunmada Atiba var. Atiba, var. Yani Atiba çok çok iyi. Abubakar Bakar, e, Larin, Larin. Enkidu. Şimdi Galatasaray'da şu var. Gezal değil mi? yani <laughs> çok formda oyuncular yani var. yok. Zaten yoktu ama yine de yok Hı -hı. hatırlayalım. Omar yok. Feguli'yi bilmiyoruz. Normalde Benim bu 3 adam. Benim az önce söylediğim Emre Taşdemir var. Önemli bir eksik. Tamam Emre'yi de ekleyelim. Hani Emre şu anlamda söyleyeyim. Normalde şu saydığım 3 adam banka 11 oyuncu senin. Yani Galatasaray'da ben sezon başı bir 11 kuracak olsam Hı -hı. oraya yazarım. Mustera, Ömer, Feguli. Bitti ondan sonra bu diğer alanları evet. da Beşiktaş'ın bu anlamda çok kritik bir eksiği yok. Belki bir tane. Hı hı. Ama Beşiktaş o açıkları da kapatarak oynayabildi. Ve özellikle Gal e Galatasaray'da tamamen bir maçın değil, derbinin bütün tablosunu değiştirecek bir Feguli olacak mı, olmayacak mı? Olursa hangi sağlık durumuyla ne kadar performanslı olacak? Fegül'ün olması e hem Galatasaray futbolcularının hem teknik heyetin en güçlendirecek. Bir defa Feguli bu maçta 11'e başlatırsan Arda'yla beraber Arda'nın koşu mesafesinde Arda'yı rahatlatacak. Arda çünkü son maçta mesela artık dili dışarı çıkmasına rağmen 90 dakika sahada kalmıştı bu kupadan önceki son oynadığı maçta, Telekom'daki maçta. Burada da Fegüli Arda'yı biraz daha az koşturuyor. Fegüli'nin ikisinin yanında Emre Kılıç mı oynar? Olcan mı oynar? Emre Kılıç büyük ihtimalle olar. Emre Kılıç, Fegüli, Arda üçlüsü çok iyi pas alışveriş yapabiliyorlar. Buna Berlanda da eklenirse çok daha iyi olabilir. O zaman kulüben de genişleyecek. Bu sefer Oğulcan, Babel, Emre Baba, Kerem, Segidika. Bir tarafın kulübesine bakıyorsun. Orada biraz daha fazla şimdi Beşiktaş'ın artıları orta sağ olarak baktığın zaman yine Beşiktaş'ın hem savunma hem bekler konusunda da ciddi bir avantajı var. Rıdvan bakıyorsun, Gezal çok iyi bu evet, seneki evet. performansı Necip orada oynuyor. E burada da biz hep forvet oyuncularını konuşuyoruz ama bek olarak oyuna topu sokanların şu anda maçı kazanmaya da maçı tutma fazlalığı çok daha fazla. Hmm, ben hep oradan savunma abi. Oldu Sen oldu. mesela evet. dün Caner ya o ortayı yapmasa Samatta'ya gol atamayacak. Yani bekler bugün günümüzün futbolunda bekler hucum futbolunda çok çok iyi olması gerekiyor. İyi başlarsa baktığın zaman bir tarafta Lines bir tarafta Saratçı. Lines bir var bir yok. Çok Bir bakıyorsun bir çok iyi bir bakıyorsun ortası yok. Saratçı de keza aynı şekilde. Duyunlama marka Aykilisi Son maçta çok iyiydi. Luyendam'a golü de attı Ziraat Türkiye Kupası maçında son dakikada atmış olduğu golle. Bu iki soperdeki göbekte oynayacak oyuncularda da sıkıntı yok. Ama bekler konusunda tereddütlü Belirleyici mi? olabilir e, diyorsun. Peki şimdi derbiyle ilgili tabii ki çok daha fazla konuşacağız. E, i̇ki günümüz var önümüzde.